Merhabalar arkadaşlar. Modern atom teorisine devam ediyoruz. Üçüncü fasikülde periyodik sistemde yer bulma ve atom yarıçapından bahsedeceğiz. Evet, hemen elektron dizilimleri yardımıyla periyodik sistemde nasıl yer buluyoruz? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Elementler periyodik sisteme proton sayılarına, yani atom numaralarına göre yerleştirmişlerdir. Dolayısıyla proton sayısı, nötr atomlar için elektron sayısı, yani bilinen bir elementin periyodik sistemdeki yerini bulabiliriz arkadaşlar. Yani biz elektron sayısını biliyorsak, proton sayısını biliyorsak, atom numarasını biliyorsak nötr atom için ne yapabiliriz? Yer bulabiliriz. Çünkü bunlar birbirine biliyorsunuz eşittir. Proton sayısı, atom numarası, elektron sayısı, nötr atomlar da birbirine eşit. Elementlerin temel haldeki elektron dizimini yazdığımız zaman en büyük baş kuantum sayısı elementin periyodik sistemdeki arkadaşlar periyodunu verir. Periyodu. Değerlik elektron sayısı ise elementin grup numarasını verir. Toplamda değerlik elektron sayısı 10'dan büyük çıkarsa grup numarasını bulmak için bu sayıdan 10 çıkartılır şeklinde bir yöntem arkadaşlar geliştirdim. Şimdi hemen bir bakalım. Elektron dizilimi mesela en son orbital S ise bu S bloktadır. P ile bitiyorsa P bloktadır, D ile bitiyorsa D blokta, F ile de F blokta bulunur. Son orbitalin türü önemli yani bizim için. Mesela element son orbitali SN. Yani burası ya 1 olabilir ya da 2 olabilir zaten, başka bir şey olamaz. İşte NA grubunda S1 ise 1A'dadır, S2 ise 2A'dadır arkadaşlar. Eğer PN ile bitiyorsa bu sefer üzerine 2 ekliyoruz. Mesela P1 ile bitiyorsa nedir? 3A. P2 ile bitiyorsa 4A. P3 ile bitiyorsa 5A. P4 ile bitiyorsa 6A. P5 ile bitiyorsa 7A. P6 ile bitiyorsa ki zaten maksimum P6 olabilir, 8A soy gazı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar baş grup elementleri. Yani elektron orbital dizilimi S veya P ile bitenleri biz baş grup elementleri, yani A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Elektron orbital dizimi D ile bitiyorsa arkadaşlar bu sefer bizim elementimiz B grubu elementidir. Yani yan grup elementidir diyebiliriz arkadaşlar. Eğer F ile bitiyorsa lantanit ya da aktinit serisinde yer alır. Bakın, ben bu bölümü hemen şöyle biraz daha ayrıntılı açıklamak istiyorum. Hemen şöyle bir boş sayfa açıyorum arkadaşlar. Bunun üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi D'lerde özellikle hani sıkıntımıza. Elektron dizilimi D1 ile bitebilir, D2 ile bitebilir, D3. Şöyle yazalım: D4, D5, D6, D7 ve D8. Böyle gidiyoruz. Kaça kadar? D10'a kadar gittik. Şimdi önünde her zaman ne vardır? İşte S2, D1, S2, D2, S2, D3. Böyle ne vardır? Baş kuantum sayısı 1 büyük olan kim vardır? S orbitali vardır. İşte 4, S2, 3, D1 gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunlar değerlik orbitalleri. Değerlik orbitallerindeki elektronları topluyoruz. Kaç çıktı? 3. 3B grubunda. S2D2 4B grubunda. S2D3 5B grubunda. Arkadaşlar bakın bu şekilde. S2D4 diye bir dizilim yok zaten. Bunu düzeltelim. S1D5 yapalım. Bu özel bir durumda hatırlarsanız. 6B ama toplamlar 6. S2D5 7B. Özellikle arkadaşlar kesinlik soruları burayla ilgili çok sorarlar. Derler ki işte elektron orbital dizilimi D5 ile biten bir element atomu için. Şimdi bu element atomu D5 ile bittiğine göre 6B'de de olabilir. Nerede olabilir? 7B'de olabilir. Buraya dikkat edelim. S2D6, 8B. Şimdi buradan sonra dikkat. S2D6, S2D7 ve S2D8. Yani bunların 3'ü de arkadaşlar toplamı 8, toplamı 9. Elektronları topluyorum. Toplamı olanı 3'üne birden 8B grubu diyeceğiz. Toplamı 11 ama bu böyle değil. Bu da özel bir durum. S1D10'a döndürelim. 11, 1B. Biraz önce hani diyordu ya kuralda. Onu geçtikten sonra 10 çıkartılır şeklinde. Bu olay işte 11, 10 çıkarttım 1B. Bu da 12, 2B. Burada da aslında bakın dikkat etmemiz lazım. D10'la biten iki tane dizilim var. S1D10, bir de S2D10. Özellikle kesinlik sorularında arkadaşlar buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Elektron orbital dizilimi F ile bitenlerin tamamı, Fx diyelim arkadaşlar, tamamı 3B grubunda yer alır. 3B grubunda yer alır. Bunları bu şekilde lantanit ve aktinitlerin tamamını 3B grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde bir genelleme yapabiliriz. Peki hemen arkadaşlar şöyle başlayalım. Evet. Şimdi burada örnekler vermiş. Örnekleri bir inceleyelim. Mesela lityum 1S2, 2S1 nedir? İkinci periyotta, bakın en büyük baş kuantum sayısı ikinci periyotta. S ile bitiyor. A grubunda arkadaşlar S'deki elektron sayısı 1, 1A grubu. İşte oksijen yazmış. En büyük baş kuantum sayısı 2, ikinci periyotta arkadaşlar. P ile bittiğine göre A grubunda. P'deki elektronla S'deki nokta 6A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Mesela vanadyum 23 dizmiş. En son D ile bitiyor arkadaşlar. En büyük baş kuantum sayısı 4. O yüzden 4. periyotta.
D'deki elektronla S'dekini topluyoruz. Nedir? 5. Ama D ile bitenler hangi gruptaydı? B grubundaydı. O yüzden nerededir bu? 5 B grubundadır şeklinde söylüyoruz. Başka var mı bakalım? Lityumun evet ikinci periyot 1A grubu olduğunu söylemiş. Vanadyumun dördüncü periyot 5B grubunda. Oksijen ise ikinci periyot 6A grubunda olduğunu bu şekilde söylemiş. Bakalım şu ikisine de hemen arkadaşlar. Çinkoyu dizmiş. En son D ile bitiyor bakın. O zaman B grubunda olduğunu söylemiş. En büyük baş kuantum sayısı 4. O yüzden dördüncü periyotta demiş. Ne yapıyorduk? İşte buradaki D'deki elektron sayıyla S'deki elektron sayısı topladık. Kaç yaptı arkadaşlar? 12. 10 çıkardık. 2. 2B grubunda olduğunu söyledi. Dördüncü periyot 2B grubunda. Helyuma dikkat ediyoruz. Helyum elektron orbital dizim 1S2'dir. Yani S2 ile olduğu için ne bekliyoruz? 2A grubu ama bu bir özel durumdur arkadaşlar. Birinci periyot 8A grubu soy gazıdır. Helyuma dikkat etmemiz gerektiğini bakın söylemiş burada. Helyum elementi istisna bir duruma sahiptir. Elektron dağılımı S2 ile bittiğinden 2A grubunda olması gerekir ancak helyum gazı bir soy gaz olduğundan ne yapar? 8A grubunda yer alır demiş. Şurada bir sorumuz var. Hemen bakalım. Bir coğrafya sorusu gibi olmuş gördüğünüz gibi. İlk önce Murat öğretmen öğrencine yukarıdaki periyodik sistemde ve bir elementteki son orbitali 5S2 4D5. Şimdi en büyük baş kuantum sayısı 5 olur. 5. periyot. 1. periyot. 2. periyot. 3, 4, 5. Arkadaşlar bu periyotta şöyle komple kutu içine alayım. Periyodumuz burası. Buradaki herhangi bir element. Hangi element? S2D5. D ile bittiğine göre B grubu. Bakın şu bölge arkadaşlar. Şu kısımda olacak. O zaman şuraları silelim. Şu kısımlarda değil elementimiz. S2D5 ne yapıyor? 7B. Şimdi şuradan başlıyoruz. S2D1 diye başlar. 3B. Şurası 4B. 5B. Böyle gider. 6B. 7B. 7B arkadaşlar şurası. TC. Ne diyordu? Öğrencilerin bu elementin sembolünü eşleştiriyor. TC. Türkiye arkadaşlar. Hangisi Türkiye var? B şıkkında gördüğünüz gibi Türkiye var. Bu şekilde ne yapmış? Yeni nesil bir soru tarzı arkadaşlar göstermişler. Peki geçelim hemen. Evet periyodik cetvelimizi arkadaşlar üzerinde konuşalım üzerinde. Gördüğünüz gibi periyodik cetvel arkadaşlar 7 tane periyottan oluşuyor gördüğünüz gibi. Alttaki 2 periyot ayrı bir periyot değil. Alttaki periyot nedir? 7. periyot, burası 6. periyot, burası da 7. periyodun devamı. Şöyle bakın dikkat ettiniz mesela lantan 57 sonra bakın 58 59 böyle devam ediyor bu şekilde. İşte aktinyum 89 90 91 böyle gidiyor 103 sonra 104 bakın buradan devam ediyor. 104 105 106 107 şeklinde devam ediyor. Birinci periyotta iki elementimiz var hidrojen helyum ikinci periyotta 8 element üçüncü periyotta 8 element dördüncü periyottan itibaren arkadaşlar 18 elemente çıkıyor gördüğünüz gibi. Beşinci periyotta da 18 elementimiz var. 6. periyotta 18 element burada. Aşağıdakinde 6. periyot olduğumuz için 18 artı 14'ten ne yapıyor? 32 element. 7. periyotta aynı şekilde arkadaşlar 18 artı aşağıdaki 14 aktinitlerden gelen elementlerle birlikte toplam 32 element var. Periyodik cetvelde 118 element vardı arkadaşlar. Periyodik cetvelin büyük bir kısmının dikkat ediyorsanız metal olduğunu görebiliyoruz renklendirmeden. İşte ametallerimiz var. 1A grubunda hidrojen. İşte karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, florklor, brom ve yosa amet olarak. Yarı metallerimiz bakın bir basamak gibi iniyor. Bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür, polonyum ve asbestin oluşuyor. Soy gazlarımız helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon. Ognesium elementinin arkadaşlar özellikleri daha keşfedilememiş. O yüzden belirsiz olarak ifade edilmiş. Altta bulunan 6. periyot arkadaşlar F ile bitenler, mesela F1 ile başlayıp F14 ile bitenler. Bunlara lantanitler. 7. periyot arkadaşlar F ile bitenler de aktinitler. İkisine birden iç geçiş metalleri diyoruz. İç geçiş metalleri. Burada bulunan 3B grubundan 2B grubuna kadar B gruplarına arkadaşlar nedir? Geçiş metalleri diyoruz. Bunları şimdi bunun üzerinde söyleyelim. 1A 2A grubunda olduğu yer S bloğu arkadaşlar. 3A'dan 8A'ya kadar P bloğu arkadaşlar. Burada helyum istisnadır. Dikkat edin helyum S blok kabul edilir. Buraya dikkat. Geçiş metalleri D blok. Altta bulunanlar da F blok olarak blok blok söyleyebiliriz. Periyodik cetvelin genel özelliklerini kabaca ne yaptık arkadaşlar görmüş olduk. Şimdi bizden nedir? Etkinlikte elektron dizilimini, değerlik elektron sayısını, değerlik orbitalleri, periyodu ve grubunu yapıyor. Etkinliği yapalım. Oksijenle başlıyorum. 1S2. 2S2, 4 oldu. 2P4, 8. Değerlik elektron sayısı P ile bitenlerde değerlik elektron sayısı P'nin üzerine 2 ekleyin. O şekilde düşünebilirsiniz. Yani 4, 2 de buradan gelecek aslında. Mantığı budur. 6. Değerlik orbitalleri 2S ve 2P'dir arkadaşlar.
En büyük başkomutan sayısı ikinci periyot, yani iki olduğu için ikinci periyottadır. Kendisi ne yapıyoruz? Topluyoruz. Değerlik elektron sayısı grup numarasıdır. 6A grubunda bulunmaktadır. Burası YUPA'ya göre 16. gruptur. Neon'u yazdığım zaman 1S2, 2S2, 2P6 şeklinde. Değerlik elektron sayısı P'deki elektronla S'dekini topluyoruz. 8'dir. Değerlik orbitallerinin 2S ve 2P'dir. İkinci periyotta bulunup arkadaşlar 8A grubu YUPA'ya göre 18. gruptur. Klorin elektron dağılımı yazdığım zaman neona kadar yazmış kabul ediyorum. 10, 3S2, 3P5 şeklinde. Değerlik elektron sayısı P'deki ve S'dekini topladım. 7. Değerlik orbitalleri 3S, 3P'dir. Periyodu 3. periyottur. 7A grubu halojenimiz 17. gruptadır. Titan 22 yazdığım zaman argona kadar yazılmış kabul ettim arkadaşlar. 4S2, 3D2. Değerlik elektron sayısı D'deki ile S'dekini topluyoruz. 4'tür. Değerlik orbitalleri 4S ve 3D'dir. Periyodu en büyük baş kuantum sayısı 4'tür. Grubu ise arkadaşlar B grubundadır çünkü D ile bitiyor. Değerlik elektron sayısı 4'tü o zaman. 4B grubu YUPA'ya göre de arkadaşlar 4. gruptadır diyoruz. Evet, hemen sorularla öğrendiklerimizi arkadaşlar pekiştirelim. Şöyle biraz kaydırayım. Evet, nükleon sayısı 29. Nükleon sayısı neydi? Kütle numarası, nükleus, çekirdeği oluşan tanecikler gibi düşünebilirsiniz. 29. Nötron sayısı şu orta yazdım 15. Aradaki fark nedir? 14 arkadaşlar. Bizim proton sayımız 14 nerede diye soruyor. Yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. En büyük baş kuantum sayısı 3. Üçüncü periyot P ile bitiyor. P'deki elektron S'deki topluyorum. 4A grubu çıkıyor. Cevabımız arkadaşlar 3. periyot 4A grubu. Kendisi silisyum elementi. Hemen örnek 3'e bakıyorum. Artı 3 yüklü iyonda toplam 18 elektron varmış. X artı 3, 18 elektron 21. Periyodik sistemdeki yerini soruyor arkadaşlar. 21 nerededir diye soruyor. Yazıyorum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 18 oldu. 4S2, 20 oldu. 3D1, 21. En büyük baş kuantum sayısı 4. 4. periyotta D'deki elektronla S'deki elektron topladım. 3B grubunda 4. periyot 3B grubu cevabımız 5. Örnek 4'te diyor ki atom numarası 36 olan kripton elementiyle ilgili. Argona kadar yazılmış kabul ettim. 18. 4S2 20. 3D10 30. 4P6 36. Soygaz kendisi arkadaşlar. Periyodik sistemde P blok elementi. Evet, P ile bitiyor. Hangi orbitalle bitiyorsa bloğudur. Sadece istisna helyumdur. Helyum normalde hani baktığımız zaman periyodik sistemdeki konumu soygazların olduğu yer. P bloktur ama helyum biliyorsunuz S ile bittiği için S blok kabul ediliyor. Dördüncü periyot en büyük baş kuantumsa 4'tür evet. 18. grup elementtir. 8A YUPA'ya göre 18. gruptadır. Temel haldeki elektron diziminde P orbitallerinin toplam 18. Şimdi ben burayı kapattım ama burada bir 2P var. Burada bir 3P var arkadaşlar. Bir de 4P var gördüğünüz gibi. Her birinde 6'şer elektron var. Zaten bunlar doğmak zorunda. En son P orbitalinde de 6 var. 6, 6, 6, 3 tane 6, 18 tane elektron bulunur diyoruz. Evet, örnek 5, skandiyum 21 elementi ile ilgili ÖSYM sorusu. Demiş ki, yazalım şöyle SC21, argona kadar şöyle yapalım yine P orbitalleri diye açmış. O zaman açık yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1 diye 21'i yazdım. Son durum S2D1 gördüğünüz gibi doğru. Dördüncü periyot 3. grup, 3B grubu elementtir. Şimdi en büyük baş kuantum sayısı 4, 4. periyotta oldu. Kesin zaten. D ile bittiğine göre B grubunda arkadaşlar D'deki elektronla S'deki elektronu topluyorum. 3B grubu. 3B grubu YUPA'ya göre nedir? Üçüncü gruptur. Doğru söylemiş. P orbitalindeki toplam elektron sayısı 10 mudur? Şurada P6, şurada P6, başka yok P. 6, 6, 12 tane elektron vardır ama 10 tane dediği için yanlış olmuş. 2017 ÖSYM sorusunun cevabı arkadaşlar C şıkkı olacak. Peki örnek 6 ile devam edelim. XO4 eksi 2 yönünde toplam 50 tane elektron bulunmaktaymış. Buna göre X'in periyodik sistemdeki yeri diyor arkadaşlar. Şimdi X'in elektron sayısını ben yine X diyeyim. Oksijen elektron sayısı proton 8'i nötralde 8 tane de elektronu vardır. 4 tane oksijen var bakın burada. Nedir? 8 çarpı 4. Şu anda oksijen elektronu yazdım. Üzerinde bir eksi 2 var ya bu ne demek? 2 tane elektron almış demek. O zaman ekledim. Eksi aldığını gösterir. Artı da verdiğini gösterir arkadaşlar. Bu neye eşitmiş? 50'ye eşitmiş. Şurası 32, 2 daha 34. X artı 34 eşittir 50'ye. X eşittir 16. 16 nerededir diye soruyor. 16'yı açıyoruz. Neona kadar yazılmış kabul ettim.
3S2, 3P4 arkadaşlar. En büyük baş kuantumsuz 3. Üçüncü periyot P ile bitiyor. A grubunda P'deki elektronla S'deki elektronu topladım. 6A grubunda diyoruz. Üçüncü periyot 6A grubu. Cevabımız A şıkkı olur. Evet, geçiyoruz arkadaşlar periyodik özelliklere. Periyodik özelliklere. Şimdi biz bunu TYT'de de bahsettik. TYT kısmında da var. Ortak bir kısım. Ama burada biraz daha ayrıntılı anlatacağız arkadaşlar. Çapları, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektron negatiflik, asit bazik özellik, metalik ametalik aktiflik, bunlar tekrar TYT'de olduğu gibi burada da var arkadaşlar. Ama daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Artık elektron orbital dizilimini bildiğimiz için elektron orbital dizilimi üzerinden ne yapacağız? Yorumlamalarımızı yapacağız. Evet, başlayalım. Atomik ve iyonik yarıçap, çap, atom hacmi, çap, yarıçap, hacim gibi ifadeler arkadaşlar nedir? Benzer özellikler gösterdiği için bu şekilde farklı ifadelerle karşımıza çıkabilir sorularda. Şimdi en dış katmandaki elektron atom çekirdeğinden olan uzaklığına atomik yarıçap denir. Taneciklerin yarıçapları yaptıkları bağlarla bilinir. Bir atom farklı bağlar yapabileceği için farklı yarıçap değerlerine sahip olabilir. Atom yarıçapları atomun türüne ve yarıçapın ölçüm yöntemine sınıflandırılabilir. Aslında tabii ki yani biz çekirdekle en dış katman arasındaki uzaklık diyoruz ama bunlar X ışınları kırınımlarıyla arkadaşlar ölçülen değerlerdir. Ve tabii ki her zaman hani bu bağlanan gruplarda işte biz ortalama değerler söylüyoruz. Kesinlik ifade etmiyor. Mesela burada bakın ametal atomlar arasında tekli, ikili ya da üçlü kovalent bağlı olabilen 3 farklı kovalent yarıçap hesaplanır. Flor, klor ve hidrojen gibi tekli kovalent bağ yapan özdeş iki atomlu moleküllerde kovalent yarıçap çekirdek arasındaki uzaklığın yarısına eşittir diye söylemiş. Yani çünkü her zaman işte karbon-karbon tekli bağıyla karbon-karbon ikili bağ nedir? Uzunlukları eşit değildir ya da karbon-karbon üçlü bağın uzunluğu eşit değildir. Burada en uzun bağ nedir? Şuna 1 diyelim, şuna 2 diyelim arkadaşlar, buna da 3 diyelim. En uzun bağımız 1'dir. İki atom arasındaki bağ sayısı artışa bağ kısalır. İkili bağ daha nedir arkadaşlar? Kısadır. Kimden? Tekli bağdan. İkili bağ da daha uzundur. Kimden? Üçlü bağdan. Yani bağ sayısı arttıkça iki atom arasında bağ kısalır şeklinde yorum yapabiliriz. Şimdi bu yarıçapları arkadaşlar türüne göre sınıflandırıyoruz. Kovalent yarıçap dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Aralarında kovalent bağ bulunan aynı iki ametal atomun çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısıdır kovalent yarıçap. H2 gibi F2, C2 molekülünde kovalent yarıçaptan söz edilebilir. Ametal atomu olması lazım. Örneğin F2 molekülde flor atomlarının çekirdekler arasında güzel 144 pikometredir. Bu arada 1 pikometre 10 üzeri eksi 12 metre. Bu değer 2'ye bölündüğünde flor atomun kovalent yarıçapı bulunur. Yani 144 bölgeden 72 pikometre diyoruz. Bakın bu gösterim şeklinde yani işte bu bir flor atomu, bu da bir başka flor atomu. İç içe geçme durumu söz konusu. Çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısı şurası. Şu nokta 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 yapalım. Şurası bizim arkadaşlar neymiş? 72 pikometreymiş. Bu şekilde söyleyebiliriz. F2 molekülüne ait yukarıdaki gösterimde iki tane flor atomun çekirdekler arasındaki 144 pikometre olarak ölçen mesafe ise arkadaşlar bağ uzunluğu diyoruz. Bağ uzunluğu denir. Van der Waals yarıçap nedir peki? Dikkat edelim şimdi bu ifadelere. Van der Waals yarıçap apolar moleküller veya soy gazların katı halinde birbirine bağlı olmayan iki atomun, yani komşu iki atomun çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısıdır. Van der Waals yarıçapı. Şimdi bakın F2 molekülü, bu da arkadaşlar F2 molekülü. Moleküllerin birbirine en yakın olduğu an şurası, bakın nokta noktaya göstermiş. Şimdi burada arkadaşlar nedir? 135 pikometre değeri Van der Waals yarıçapıdır. Burada 72 pikometre kovalent yarıçaptır. Van der Waals yarıçapı kovalent yarıçaptan her zaman daha büyüktür arkadaşlar. Çünkü burada bakın boğumdan dolayı, boğum gibi düşün, hani içe geçme ortaklaşa kullanmadan dolayı bir boğum oluşuyor kovalent yarıçapta. O yüzden nedir? Daha küçük bir değerdir ama aslında kovalent yarıçapı şey gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra Van der Waals yarıçapını şey gibi düşünebilirsiniz. Direkt atomik haldeki flor atomun yarıçapı gibi biraz. Bir nevi öyle olabilir. Bakın çünkü direkt şurası yarıçapı. Ama tabii kovalent bağ yaptığında iç içe geçmeden dolayı ne oluyor? Biraz küçülüyor değer arkadaşlar. Bunu da şöyle bir yorum olarak sorarlar devamlı. Van der Waals yarıçapı kovalent yarıçapından büyük müdür, küçük müdür? Gördüğünüz gibi büyüktür arkadaşlar. Çünkü herhangi bir boğum söz konusu değil, direkt atomik yarıçap gibi oluyor. Flor atomun Van der Waals yarıçapı. F2 molekülün daha uzun. Soy gazlarda da görüyor. Yani mesela argon ile bir başka argon, bakın bu sefer şöyle oluyor. Çekirdeği arasındaki uzaklık, işte şurası tam orta noktası. R2 diyelim mesela. R2 değeri mesela nedir?
Van der Waals yarı çapı. Van der Waals yarı çapıdır. Ama tabii bunları gaz haline bakamayız. Bunları birbirine yaklaştırmamız lazım. O yüzden katı haldeyken birbirine bağlı olmayan iki soy gaz atomunun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı da nedir? Van der Waals yarı çapıdır diyebiliriz arkadaşlar. Burada demiş bir atomun Van der Waals yarı çapı kovalent yarı çapından büyüktür. Evet, bunu söylemeye çalışıyorduk. Metal atomlarının yarı çapı da metalik yarı çap. Bu da metal atomlarını da şöyle temsil edebilir arkadaşlar. Mesela sodyum atomu olsun. Bir başka sodyum atomu. Çizime dikkat edin. Çizimde ne yapıyorum? Teğet çiziyorum arkadaşlar. Teğet şeklinde çiziyorum. Şeyde de öyle yaptım. Soy gazlarında da Van der Waals yarı çapta teğet çizdim. Ama mesela şeyde nasıl yapıyoruz? Kovalent yarı çapta iç içe geçme. Kovalent yarı çap. Aradaki gösterim şeklini anlatıyorum. Flor, flor, kovalent yarı çap, çekirdekler arasındaki uzaklık yarısı. Burası kovalent yarı çap. Burada bakın teğet durumda çiziyorum. Sodyum metali, sodyum metali, çekirdekler arasındaki uzaklık işte R diyelim. Mesela bu R değeri metalik yarı çaptır. Argon, argon, soy gaz, soy gazlar teğet şeklinde çiziyorum. Buradaki R'ye gider yine Van der Waals yarı çapı. Yani maddeye göre arkadaşlar değişik yarı çaplardan söz ediyoruz. Maddeyi tanımamız lazım. Metal mi, ametal mi, arkadaşlar soy gaz mı bunları tanımamız gerekiyor. Mesela soruda diyor ki aşağıda tane hangisi? Kovalent yarı çap söz konusu değil. Kovalent yarı çaptan bahsetmemiz için ametal atomu olması lazım arkadaşlar. Magnezyum metal olduğu için cevabımız A şıkkı. Flor ametal, oksijen ametal, azot ametal, hidrojen ametaldir diyoruz. Peki şöyle bir sorumuz var. Diyor ki örnek 8'de aşağıdaki özellikleri veren element atomlarının hangisinin katyon yarı çapı, elektron vermiş halinin çapı, çekirdek yarı çapına eşittir? Periyodik sistemin ilk elementi kim? Hidrojen. Hidrojenin katyon yarı çapı artı bir konuma geçtiği zaman arkadaşlar normalde bir elektron vardı onu da verdi. Elektron gidince ne oldu arkadaşlar? Çekirdek kaldı. O yüzden katyon yarı çapı direkt çekirdek yarı çapına eşittir. A şıkkında cevabı bulduk. Periyodik sistemin ilk geçiş metali, skandiyum arkadaşlar. Dördüncü periyotta 3B'de. Periyodik sistemin ilk alkali metali, lityum olmaz. Periyodik sistemin ilk atom çapı en büyük olan elementi fransiyum olmaz. Periyodik sistemin atom çapı en küçük elementi arkadaşlar helyum. Bu da olmaz. Yani burada demek istediği hidrojen. Çünkü bir tane elektronu vardı. Onu da verdikten sonra arkadaşlar elektron kalmayacağı için direkt çekirdek oluyor. Çekirdek kalıyor elimizde. Çekirdek yarı çapı, katyon yarı çapına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki geçiyoruz. İyonik yarı çap. Bir başka yarı çap arkadaşlar. İyonik yarı çap. İyonik bağlı bileşi oluşan her bir iyonun yarı çapına iyonik yarı çap denir. İyonik bağlı bileşkenin arasında yapısındaki iyonlar aynı büyüklükte olmadığından dolayı iyonik yarı çapı iyonların çekirdekler arasında uzaklığın yarısı değildir. Şimdiye kadar hep böyle dedik. Mesela ne dedik? Kovalent yarı çapta işte ametal atomlarının birbirine en yakın olduğu zaman, kovalent bağ kurulduğu zaman aradaki çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısı. İşte Van der Waals yarı çap için ne dedik arkadaşlar? Dedik ki işte birbirine işte moleküller en yakın olduğu anda ya da soy gaz atomları birbirine en yakın olduğu zaman çekirdekler arasındaki uzaklık yarısı. Ama burada direkt yarısını diyemiyoruz çünkü birisi elektron vermiş, birisi elektron almış arkadaşlar. Çekirdekler arasındaki uzaklık katyon ve anyon arasında uygun şekilde paylaştırarak ayrı ayrı hesaplanır. Mesela kalsiyum oksit bileşiği incelediğimiz zaman diyor çekirdekler arasındaki uzaklık ne kadar? 240. 240'ın yarısı 120. Yani 120-120 değil. Birisi 100, biri 140 olmuş. Bu nedir? Elektron verin çapı küçülür, elektron alanın çapı büyür arkadaşlar. Kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum artı 2, oksijen eksi 2 çekirdekleri arasındaki uzaklık 240 pikometredir. O eksi 2'nin yarı çapı 140 pikometre. Kalsiyum da nedir? 100 pikometre şeklinde söylemiş. Bu nedir? Eşit dağılmadığının bir göstergesidir. Peki biz periyodik cetvelde atom çapını kıyaslarken neye bakacağız arkadaşlar? Tanciklerin yarı çaplarını karşılaştırması ve periyodik sistemdeki atom yarı çapının değişim demiş. Atomların yarı çaplarını karşılaştırırken genelde önce katman yörünge sayısına bakılır. Katman sayısı büyük olan atomun yarı çapı genelde daha büyük ya da en büyük baş kuantum sayısı büyük olan nedir? Yarı çapı daha büyüktür diyoruz. Mesela magnezyum 3. periyotta, flor 2. periyotta arkadaşlar. Periyodu büyük olanın, yörünge sayısı büyük olanın çapı büyüktür. O yüzden magnezyum flordan daha büyük demiş yarı çap olarak. Periyodik sistemde katman sayısı bir periyotta aynı iken bir grupta aşağı doğru inince atom yarı çapı aşağı doğru artar. Şurada da gösteriyor bakın arkadaşlar. Şu şekilde sola doğru arttığını aşağı doğru arttığında şurada şu kısmı inceledi şu anda. Bir nedir? Periyodik cetvelle yukarıdan aşağı doğru inince yörünge sayısı artacağı için en büyük baş kuantum sayısı artacağı için yarıçap artar diyebiliriz. Katman sayılar eşit olursa ne yapacağız? O zaman proton sayısına bakacağız. Proton sayısı büyük olan atomun yarıçapı daha nedir arkadaşlar? Küçüktür. Burada da ters orantı var. Mesela klor 17 ve alüminyum 13 atomlar için ikisi de 3. periyotta en büyük baş kuantum sayıları aynı. Bunun 17 protonu var.
Bunda 13 proton var. Proton sayısı büyük olanın çapı küçük. Proton sayısı küçük olanın çapı büyüktür. Yani alüminyumun nedir? Klordan daha büyüktür diyor. Periyodik sistemde katmanlar, katman sayısı bir periyotta aynıyken sağa doğru gidilince proton sayısı artar. Bu yüzden periyotta sağa doğru gidilince atom yarıçap azalır ya da tam tersi sola doğru gidilince arkadaşlar atom çapı artar. O yüzden periyodik cetvelle şöyle göstereyim ben size. Temsili periyotta bir periyotta sola, bir grupta aşağı. Şöyle bir kardan adam çizip arkadaşlar burnuna havuç yapıp genişleme yönünden de çapın genişleme. Bakın ne tarafa genişliyor? Sola aşağı doğru büyüme yönünden çapın artışını söyleyebilirsiniz. Peki sorumuz şöyle. Sodyum 11, neon 10 ve flor 9. Dizdiğimiz zaman arkadaşlar böyle bunları katman diziminden de yapabilirsiniz. Açıp da görebilirsiniz. Biz atomik elektron orbital dizimi bildiğimiz için oradan yapalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Üçüncü periyotta. Neon yazdık. 1S2, 2S2, 2P6. İkinci periyotta. Flor'da 1S2, 2S2, 2P5. Yine ikinci periyotta. Periyodu büyük olanın çapı büyük. O yüzden sodyum büyüktür. Neon ve flor ikisi de ikinci periyotta ama proton sayısı büyük olduğu için neonun çapı küçük. Flor'un daha büyük olacak. Flor büyüktür. Neon şeklinde yapıyoruz. Sodyum arkadaşlar. Sodyum, flor ve neon cevabımız o yüzden değişikliği olacak. Burada da gördüğünüz gibi bazı elementlerin geometri cinsinden yapmış arkadaşlar. Yarıçap değerlerini vermiş. Genelleme yapıyoruz şu anda tabii ki. Şimdi şu paylaşım notuna baktıktan sonra arkadaşlar sorulara geçelim. Bir atom ya da iyon elektron aldığında elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Elektron verdiğinde elektron başına düşen çekim kuvveti artar. Şimdi bir atom ya da iyon elektron aldığında yarıçap artar, elektron verdiğinde yarıçap azalır. Şuraya yine ben şöyle boş bir sayfa açmak istiyorum arkadaşlar. Hemen bu bölümü ekstra olarak kendim anlatmak istiyorum. Ondan sonra sorulara bakabiliriz. Şimdi bir atom kim olsun? Sodyum. 11. Sodyum artı 1'e dönüşsün. Ne yaptı? Bir elektron verdi arkadaşlar. Neler olur? İşte çarp ne olur? Elektron başına düşen çekim kuvveti ne olur? Çekirdeğin çekim kuvveti ne olur? Çekirdek çekim kuvveti. Bir de arkadaşlar bu elektron verdikten sonra kimyasal özelliği ne olur? Şeklinde bir ne yapalım? Tablo yapalım. Bir bunu inceleyelim, bir de şunu inceleyelim. Flor 9 bir elektron alsın. Flor eksi 1'e dönüşsün. Şimdi ilk durumda şöyle, ikinci durum şöyle yapalım. Aynı durumları inceleyeceğim çünkü. Şöyle bakalım. Şimdi ilk durumda arkadaşlar sodyum 11 protonu var, 11 elektronu var başlangıçta. Bir elektron verdi, 10 elektron düşü. 11 proton 11 elektron çekerken elektron başına 1 çekim kuvveti var. 11 proton 10 elektron çekiyor, elektron başına 1.1. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için çap küçülmüştür. Bu arada çekirdekte 11 proton vardı, hala 11 proton var. O yüzden çekirdeğin çekim kuvveti değişmemiştir. Kimyasal özellik hem proton sayısını arkadaşlar hem de elektron sayısını aynı anda bağlıdır. Proton sayısı değişmedi ama elektron sayısı değiştiği için kimyasal özellik ne yapmıştır? Değişir. Peki, flor 9 bir elektron alsın, flor eksi 1 duruma geçsin. 9 proton 9 elektron çekiyor, 9 proton 10 elektron çekiyor. Elektron başına 1, elektron başına 0.9. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalmış. Doğal olarak ne olmuş arkadaşlar? Çap artmıştır. Çekirdeğin çekim kuvveti değişmemiştir. Kimyasal özellik elektron sayısı değiştiği için değişmiştir diyoruz. Bu yorumlar arkadaşlar sıklıkla biliyorsunuz soruyorlar. Burada hani şöyle bir soru tarzında daha karşılaşacağız. Onu çıkmış soru olarak vardı. Oradan anlatmak istiyorum. Oradan devam edebiliriz. Hemen şöyle geçiyorum tekrar. Şimdi mesela bakın hemen üzerine şu gelsin. 13 örnek 13'ü öne çekelim. Kalsiyum elementiyle kalsiyum artı 2 onu dönüştüğü zaman kalsiyum artı 2'ye dönüştüğü zaman işte 20 proton var, 20 elektron var. 20 proton var, 18 elektron var. 2 tane elektron verdi. Kimyasal özelliği değişti mi? Evet. Elektron başına düşen çekim kuvveti ne yaptı? 20-20'yi çekiyordu, 20-18'i. Elektron başına düşen çekim kuvveti arttı arkadaşlar, değişti. Yarıçapı da doğal olarak elektron verdiği için azalmış oldu. Aslında neden azaldı? Elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için azalmış oldu. Cevabımız E şıkkı. Yine hemen benzer bir soru. Bakın 2018 ÖSYM sorusu. Oksijen 8, eksi 2.
Klor 9 eksi 1. Sodyum 11 artı 1. Bunların arkadaşlar diyor çapını kıyaslayın. Bunların hepsinin 10 elektronu var. Şu hatayı yapmıyoruz. Hepsinin elektron sayısı 10. İşte 2, 8, 2, 8, 2, 8 şeklinde dizdik. Hepsinde katman sayısı aynı. O yüzden yarı çaplar eşit. Hayır. Çekirdek tarafından çeken güçler eşit değil arkadaşlar. Bakın burada 8 proton 10 elektron çekiyor. 9 proton 10 elektron çekiyor. 11 proton 10. Yani elektron başına 0,8. Elektron başına 0,9. Elektron başına 1,1. En iyi çekim sodyumda, çapı en küçük. En az çekim oksijende, çapı en büyük. Cevabımız da o yüzden A şıkkı olacak. Elektron başına düşen çekim kuvveti arttıkça çap küçülür diyebiliriz. Yani şu andaki sorulara bakalım. Bir periyodik sistemde kesit vermiş arkadaşlar. Buna göre elementlerin çaplarını büyükten küçüğe. Arkadaşlar bir periyotta sola, bir grupta aşağı dönülçe çap artacak. O yüzden T büyüktür. Önce katman sayısı, sonra Z, sonra X büyüktür. Y şeklinde yapıyoruz. T, Q, Z, X, Y. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Örnek 11'de demiş ki arkadaşlar bizim elimizde flor 9, kükürt 16 ve potasyum 19 tanecikleri var. Yarı çaplarını kıyaslayalım. Yazalım 1S2, 2S2, 2P5, ikinci periyot 7A grubunda. Kükürt neona kadar yazılmış kabul ettim 10, 3S2, 3P5, üçüncü periyot, pardon 3P4, üçüncü periyot 6A grubunda arkadaşlar. Potasyum 19'da argona kadar yazılmış kabul ettim 18, 4S1, dördüncü periyot 1A grubunda bulunuyor. Peki. Şimdi periyodu büyük olanın çapı büyüktür. Doğal olarak nedir? Potasyum 3, 4. periyotta, kükürt 3. periyotta, flor 2. periyotta olsun. Doğru söylemiş. Kf ve K2S bileşiminde flor ve kükürt tanciklerinin yarı çapı nötrallerine göre büyük. K tancinin yarı çapı nötraline göre küçük. Şimdi K artı 1, F eksi 1'dir burada. K2S'de de K artı 1, F eksi 1. Şimdi flor ve kükürt elektron almıştır. Elektron aldığı için ne yapmıştır? Elektron başına düşen çekim kuvveti azalmıştır. O yüzden çap artmıştır. Evet, nötrallere göre büyüktür. Potasyum artı 1 elektron vermiştir. Elektron verdiği için elektron başına düşen çekim kuvveti artmıştır. O yüzden çap da küçülmüştür. Yarı çapı nötrallere göre küçüktür. İfadesi doğrudur. Kükürt eksi 2 ve potasyum artı 1 tancının yarı çapları birbirine eşit değil. Her ikisinde elektron sayısı aynıdır ama elektron başına düşen çekim kuvvetleri aynı değildir. Elektron başına düşen çekim kuvveti potasyum artı 1'e daha fazla olduğu için çapı küçüktür. Kükürdün yarı çapı daha büyüktür. Eksi 2'nin diyoruz. Bu yanlış oldu. Cevap değişiklik olacak. Evet, son bir soru daha var. Hemen bakalım. Elektron dağılımı yukarıda verilen elementin atom hacimlerinin karşılaştırılması. Önce arkadaşlar periyoda bakacağız. Periyodu büyük olan çapı büyüktür. İkinci periyot, üçüncü periyot, üçüncü periyot. Bir kere en küçük 1. Peki 2 ile 3'ü nasıl kıyaslayacağız? Proton sayısına bakacağız. 2, 2, 6, 1, 11 protonu var. 2, 2, 6, 2, 6, 5. Şu üstlerindeki elektron sayılarını sayıyorum. Elektron sayısı nötralde proton eşittir. 17. Proton sayısı küçük olanın çapı daha büyük olacağı için 2 büyüktür, 3 büyüktür, 1. 2, 3, 1 cevabımız A şıkkı oldu. Arkadaşlar hemen bu bölümle ilgili testimizde çözelim. Öğrendiklerimizi pekiştirelim. Şimdi Br2 molekülü brom atomu, brom atomu. Brom atomu, brom atomu. Yukarıdaki komşu Br2 molekülün çekirdekler arasındaki uzaklık 370 pikometredir. O zaman molekülün çekirdekleri arasındaki uzaklık diyor. R2 değeri Br2'nin kovalent yarıçapıdır diyor arkadaşlar. R2 değeri şurası, yani şuradan bahsediyor. Bu bir kovalent yarıçap değil. Bu bir tam şu orta noktası Van der Waals yarıçapıdır. Yani Van der Waals yarıçapı iki katıdır arkadaşlar. Kovalent yarıçap değil. Kaldı ki Van der Waals yarıçapı da Van der Waals yarıçapıdır. Bunu söyleyebiliriz. Br2'nin kovalent yarıçapı 185 pikometreden daha küçüktür. Şimdi Br2 moleküllerinin çekirdekleri arasındaki uzaklık diyor arkadaşlar. Yani Br2 molekülünün moleküllerinin çekirdekleri arasındaki uzaklık diyor. Yani şey değil. Br2 molekülünün kendi çekirdekleri arasındaki uzaklık değil. O yüzden nedir bu? Br2'nin kovalent yarıçapı normalde 185 pikometre değeri Van der Waals yarıçapı. Van der Waals yarıçapı yarısı. Kovalent yarıçap Van der Waals yarıçapından daha küçük olacağına göre evet bu ifade doğru olacak. R1 değeri R2 değerinden daha büyüktür. R1 değeri yani yarısı kovalent yarıçap. R2 değerinin yarısı Van der Waals yarıçapı. Kim daha büyüktür? Van der Waals yarıçapı daha büyüktür.
O yüzden bu ifade yanlış olmuş. Cevabımız yalnız. İfadelere dikkat etmek lazım. Biraz arkadaşlar kelimeler hani Van der Waals ve kovalent yarıçaplar karıştırılıyor. Ondan dolayı dikkat edilmesi gerekiyor. Elektron dağılımı yukarıda verilen elementin hangisi periyodik sistemde aynı grupta yer alır? Arkadaşlar bu 8A grubunda özel durum helyum. Bu da 8A grubunda P6, S2 topluyorum. S2 ile bitiyor 2A grubunda. D6 ile bitiyor. D'deki elektrondan S2'ni topluyorum. 8B grubunda. O zaman birinci ve ikinci elementimiz ikisi de 8A grubu soy gazımız diyoruz. Üçüncü sorumuz diyor ki yukarıdaki ifadenin hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. X eksi 3 tane 3 elektron verdi nötr hale geçer. Yani şöyle düşünün işte neyse 15 olsun eksi 3 18. 3 elektron verse ne olacak? 15 olacak 15 bakın 0 oldu. Nötr hale geçti mi geçti. Y artı 2 tane Y atomu dönüşecek yarı çapı küsür. Y artı 2 Y'ye dönüşecek. Şimdi şöyle düşünün 12 10 tane olsun. Nötr Y atomu 12 12. 12 proton 10 elektron çekiyordu. 12'yi çekecek. Elektron başına 1.2, elektron başına 1. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalacağı için çap ne olacak arkadaşlar? Büyümüş olacak. Küçülür dediği için yanlış demiş. Bir atom elektron verdiğinde çapı küçülür. Elektron aldığında çapı büyür. Z atomu Z eksi 1 tane dönüşünde çapı büyür. Yine şöyle yapalım. Z işte 9 olsun 9. Z eksi 1 9 10. Elektron başına 1, elektron başına 0.9. Elektron başına düşen çekim kuvveti azaldığı için çapı büyümesi gerekir. Cevabımız 1 ve 3 oldu. Klor elementine ait tanecikler için çap türlerinin hangilerinden bahsedilebilir? Klor elementine ait tanecikler için arkadaşlar işte klor ile, mesela bu klor atomu olsun, bir başka klor atomu ile kovalent bağ yapar. Burada neden bahsedebiliriz? Kovalent yarıçaptan klor molekülüyle, Cl2 molekülü, bir başka Cl2 molekülün arasında Van der Waals olabilir. Olabilir. Kovalent olabilir. İyon elektron almıştır ya da elektron vermiştir arkadaşlar. Mesela nedir? Sodyum klorürde. Klor eksi bir yüklüdür. İyon haline geçmiştir. İyon yarıçapında ne yapabiliriz? Bahsedebiliriz. Cevabımız o yüzden E olacak. Aşağıdaki elementlerden hangisinin yoğun fazlığı Van der Waals yarıçapından bahsediyoruz. Van der Waals yarıçapı arkadaşlar nerede vardır? Soy gazlar ya da apolar moleküller. Apolar molekülde ne kullanacağız? Ametal atomları kullanacağız. Oksijen ametal, argon soy gaz, azot ametal, sodyum metal, klor ametal. Sodyum da arkadaşlar Van der Waals yarıçapından değil, metalik yarıçaptan söz edebiliriz diyebiliriz. Altıncı sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirten elementten atom yarıçapı en küçük olan diyor. Atom yarıçapı en küçük olan helyumdur. Periyodu küçük çünkü. Değerlik elektron sayısı en küçük olan ve D blok elementi olan. Değerlik elektron sayısı rubidyumun 1'dir, 1A grubu. Magnezyumun 2'dir. Demirin arkadaşlar hangi grupta? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8'dir. İşte burada 3A, 4A, kalay 4'tür. Klor 7A grubunda 7'dir. Helyum da 2'dir arkadaşlar. Rubidyumun en küçük cevap çıktı galiba. D blokta olan elementler şu bölge arkadaşlar. Komple D bloktur. Şu kısım boyadığım kısım S bloktur. Şu kısımda arkadaşlar şöyle çizelim. Şu bölgenin tamamı da nedir? P bloktur. Sadece helyum istisnadır. Helyum S bloktur. Cevabımız A şıkkı oldu. Yedinci sorumuzda demiş ki magnezyum oksijen element atomu MgO bileşik oluşturmaları sırasında meydana gelen yarıçap değişimleri yukarıda verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. Magnezyum artı iyonun yarıçapı 130 pikometreden küçüktür. Şimdi magnezyum 130. 2 elektron verecek. Verince elektronun ne olacak? Çapı küçülecek. 130 pikometreden küçük olacak. Evet. R1, R2 eşittir 110'dur. R1, R2 eşit değildir. Çünkü bu bir iyonik yarıçaptır. İyonik yarıçapta çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısı iyon yarıçapları olmaz. Çünkü birisi elektron vermiştir, birisi elektron almıştır. Farklı atomlar. Elektron verenin çapı küçülür, elektronun çapı büyüdüğü için 220 tam ortadan 110-110 diye paylaşılmaz. Oksijen eksi 2 iyonun yarıçapı R2'dir diyor. Evet R2 kadardır O eksi 2 iyonun. R1 kadardır Mg artı 2 iyonun çapı arkadaşlar. Doğru cevap 1 ve 3 yani D şık. 8. sorumuz periyodik sistemde aynı periyotta bulunan aşağıdaki gruplardan hangisi elementin atom yarıçapı en büyüktür? Atom yarıçapı bir periyotta sola doğru arttığı için solda da kim başlıyoruz biz? 1A grubuyla başladığımız için. Cevabımız o yüzden arkadaşlar ne olacak? E şıkkı olacak. 9. sorumuz bir periyodik sistem vermiş. Periyodik sistemde yerleri belirten K, L, M, N, Q elementlerinin hangisi yanlıştır diyor. Şimdi Q elementinin elektron dağılımı S1 ile biter mi? Evet 1A grubu olduğu için doğru S1 ile biter.
Bakın burası S blok. Bura şu boyadığım yer S1. Diğer kalan kısım ise arkadaşlar S2 lepler. İşte D1, D2 böyle gidiyoruz. En son D10. Şurası işte P1, P2 böyle gidiyor. En son P6. Sadece şurada S2 var. Burası da F1 ile başlayıp P14'e kadar gidiyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. L elementi, nerede L element? Şurada. P blok elementi, evet. Komple helyum dışını, şu yuvarlak içine aldığım yer dışını tamamı şu kısmının, şuradan bölelim. Şu kısmı arkadaşlar, şöyle kutu içine aldığım yer nedir? P bloktur. M elementin değerlik elektronu S ve P orbitallerindedir. M, evet, yani P blok elementlerinin değerlik orbitalleri P ve aynı kastayla S'dir. Doğru söylemiş. N elementinin son orbitinin baş kuantisi en büyük baş kuantum sayısı değildir. Çünkü burası arkadaşlar 3D'dir. 3D'nin önünde her zaman 4S vardır. O yüzden N elementi son orbitalinin baş kuantum sayısı 3 en büyük baş kuantum sayısı değildir. Cevap Denizli. K elementinin elektron dağılımı F elektrar. Evet, burası F bloktur arkadaşlar. Hem burası hem de burası, ikisi de F elektrar. Lantanit yukarıda olanı, aşağıda olan da aktinit denir. Cevabımız Denizli. Ve son sorumuz, periyodik sistemde bir periyottaki elementlerin tamamı için demiş arkadaşlar. Hangileri mümkündür diyor. Sadece S orbitallerinde elektron içermesi. Evet, mesela burası birinci periyot için olabilir. Hidrojen vardır, 1S1. Helyum vardır, 1S2. Evet, olabilir. Değerlik elektronun hem S hem P orbitallerinde ikisinden birden bulunması. Değerlik elektronun hem S hem P'de olanlar P bloktur arkadaşlar. P blok bir periyotta, P blok dışında D, D ve S'de olabilir. O yüzden böyle bir şey mümkün değil. Son orbitalin D, yani sadece D, P blok olan bir periyot yok. Onu demeye çalışıyorum. Son orbitalin D orbitali olması, bu da arkadaşlar yine bir periyotta sol tarafında D ile bitenler de sol tarafı S ile bitenler, sağ tarafta P ile bitenler vardır o periyotta. O yüzden son orbitalin D orbital olması bir periyottaki tüm elementlerin tamamı için mümkün değildir diyoruz. Cevabımız yalnız bir. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde iyonlaşma enerjisine geçeceğiz. Elektron ilgisi, elektronegatifliği, değişen özellikle devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.